Bugün yanımda Yiğitcan İç var. Gezgin, maceracı ve aynı zamanda bir YouTuber. Kendi kanalı da var. Hatta kendi kanalının linkini de açıklamaya bırakıyorum. Seni Türkiye'de nadiren yakaladığımız zamanlardan birindeyiz galiba. <laughs> Öyle gibi. Yani aslında 4-5 belki 6 aydan beri falan Türkiye'deyim ama 15 aylık bir Güneydoğu Asya ve Nepal turunun peşinden döndüm Türkiye'ye. Nasıl hissediyorsun Türkiye'ye dönünce böyle zamanlardan sonra? Güzel hissediyorum. Yani bu sürecin sonunda biraz ağır hissediyorum kendimi. Çok yemek yedim çünkü. Çok kilo aldım özlemişim birazcık yemeklerini. Güzel hissediyorum ya. Aslında bu son geldiğimde o kadar farklı hissetmedim de. ben 2017 ile 19 arasında bir fi, hiç Türkiye'ye dönmeden işte iki buçuk sene Güney Amerika'da kalmıştım. Hı. Ondan dönüşünde çok garip hissetmiştim kendimi böyle. Ya böyle şeyini. dönerken oh be sonunda geri kavuştum vatanıma mı diyorsun yoksa Allah kahretsin yine Türkiye'ye geri döndüm bununla mı oluyorsun? Yok Allah kahretsin demiyorum. Ya. Özlüyorsun çünkü arkadaşlarını özlüyorsun, işte ülkeyi Hı. özlüyorsun, işte yemeklerini özlüyorsun, aileni özlüyorsun falan. Daha mutlu dönüyorum Türkiye'ye döndüğümde. Yiğit de biz ilk tanıştığımızda kaç? 2020'ydi galiba sene. O zaman eski aslında. 2018 falan belki. Aa, 2018. Ben Bolivya'daydım o zaman. 2018 Aa, falan tabii. 2018'de <laughs> tanıştık ve yani o zaman da dünyanın bir yerlerindeydi. Evet. Hala da bu işi yapıyor. Ee, YouTube'da da yayınlıyor bu maceralarını. Hı -hı. Kaç abonen oldu Yiğit bu arada? 240 bin. Çok iyi. Kaç ülke gezmiştin? Abi tam hani böyle saymadım. Bunu bilmiyorum diyeceğim. Çok olduğuyla alakalı bir değil yani. Çok da ya. 15 ülke falan gezmişimdir sanırım. 15 ile 20 ülke arasında ülke gezmişimdir. Hmm. Ee, işte 7 sene içerisinde gezdim ama gittiğim ülkelerde genelde çok uzun kalıyorum ben. Hmm. İşte Peru'da 6 ay kaldım. işte, Nepal'de aldım. biz yani bunun bir senesini zaten Peru ve Nepal'de geçirdim. İşte 6 ay Kolombiya'da kaldım. Özel bir sebebi var mı uzun kalmanın? Şu şöyle var özel bir sebebi bu ülkelerin birçoğunda zaten ya bisikletleydim hı hı. E, onun için çok hızlı hareket edemiyorsun bir yerden bir yere giderken bir de ekonomik olarak da çok hızlı hareket edebileceğim hı hı. bir durumda değildim ki hala da değilim onun için yolu yoldayken çalışmam gerekiyor bir yandan işte hı hı. bunun YouTube oluyor genelde işte video çekiyorum ve bu videoları editleme süresi oluyor bunların hepsini tek başıma yapıyorum. Hı hı. Bu sebepten hani işte bir hafta video çekiyorsun, durduğun zaman dört gününü bunun edite ayırman gerekiyor. E, Güney Amerika'dayken de genelde hostellerde gönüllü olarak çalışıyordum ve bu hmm. da birazcık vakit alıyordu. Orada gönüllü olarak çalıştığımda işte konaklamanı ve aynı zamanda işte kahvaltını ya da akşam yemeğini falan onlar veriyorlar. Böyle işte bir hem konak e, kendimi ekonomik olarak çevirebilmek adına hem de orada yani bir yere gidip uzun kalmak güzel bir şey. ...orayı tam olarak deneyimliyorsun yani. Özellikle orada bir yerde çalışıyorsan... ...gönüllü olarak ya da para karşılığında çalışıyorsan... ...orada yaşadım diyebilirsin yani. Vergi hmm. sisteminin içerisine girip onun o cefasını çekmiyorsun ama en azından... ...oradaki insanlarla bir vakit geçiriyorsun evet, bir orada. Bir turistten ötesi Bir turistten ötesin olsun. kesinlikle. Ee, bu sebepten ötürü uzun kalmayı tercih ediyorum gittiğim yerlerde. Hazır yeri gelmişken sorayım. Böyle dünyayı gezmek deyince mesela hepimiz hemen hemen herkes böyle dünyayı gezmek görmek istiyoruz. Çok kişinin aklına gelen ilk şey de finansman oluyor. Hı -hı. Yani kimse o yüzden cesaret edemiyor buna. Hı -hı. Sen nasıl e, bu cesareti gösterdin ve nasıl finanse ettin abi yolculuğunu? Ya şöyle söyleyeyim benimki aslına bakarsan kolay oldu. Şöyle kolay oldu. Ben radyo televizyon sinema okudum üniversitede. Üniversite bittikten sonra biraz işte dizi setlerinde dizi setlerinde falan çalıştım. bir süre. İşte baktım çok bana göre değil dizi setleri böyle çok Bulundun mu dizisetimde yani evet, yani de? Biliyorum, biliyorsun yani. Hani böyle çok hiyerarşinin olduğu bir yer, bir böyle çalıştığın saatler belli değil, yaptığın işin karşılığını çok da alamıyorsun, böyle hmm. bir benlik yerler değillerdi. Sonra hemen askere gittim, askerden döndüm, bir iş bulamadığım yine böyle dizi setlerinde bir dönem oldu benim. Benim üniversitem bitmeden önce de bizimkilerin bana seni dil okuluna göndereceğiz diye bir sözleri vardı hani böyle İngiltere olur, Kanada olur, bir yer olur. Hmm abim gitmişti zamanında. Hani onu, o gitti sen de git falan diye. O olmamıştı benim üniversite bitince. ...işsiz dönemimde işte böyle YouTube falan çok izliyorum. ...işte evdeyim çünkü. İşte böyle o zamanlar rotası seyyah, emre durmuş falan. Yeni videolar falan yayınlıyorlar. Ya dedim ulan ben bunu yapabilirim dedim. Tamam kamera Kameram falan vardı o zamanlar. Bizimkilere de dedim ki ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Hayatımdan hiç memnun değilim. Hani sizin de bana böyle bir sözünüz vardı yani bu bütçe olarak belki dörtte birine beşte birine denk gelecek bir İngiltere Kanada macerasının hani ben dedim bir gideyim Güney Amerika'ya hem dedim bir İngilizce İspanyolca falan da öğrenirim dedim. Hem de dedim bir YouTube denemek istiyorum dedim oraya gittim. Yani ben aslında kafamda bir projeyle gittim oraya gittiğim zaman. Sizden dedim altı aylık bir destek istiyorum kendim için dedim. Öyle bir Çıktım abi yola. Abi. Hani benimki öyle işte ne bileyim, işte eşyalarımı sattım, işi bıraktımdan falan <laughs> ziyade aslında... Ya ...kolay bir şekilde çıktım <laughs> ben yola. Onun için hani yola çıkarken ne yapmalı, nasıl çıkılır, ne yapılır... ...çok... ...bilmiyorum. Ama... ...yani yola çıktığın zaman da yani karnın nasıl... ...ne senin yolculuklarından ne beklediğinle de alakalı birazcık. Cebinde gerçekten çok fazla birikmiş paranı ihtiyacın yok. Bir bisikletin üstüne atlayıp... ...yanına da bir benzinli ocağın olduktan sonra makarna ve tomboluğuyla... ...bütün bir yolculuğunu devam ettirebilirsin. Hı -hı. Ee, işte yolda para kazanmak artık internetten para kazanabiliyorsun birçok şekilde i̇şte YouTube. Yani bence çok mantıklı değil. Bana sordukları zaman çünkü birçok insan YouTube yapmak istiyor ya da sosyal medya yapmak istiyor. Çok sürdürülebilir. yani sürdürülebilir tabii ki ama çok yapan insan olduğu için bence artık Hı -hı. başka şeyler bulmak gerekiyor. Var yani ya. mesela gezgin dünya gezmeye çıkıp da bunu kamerayla kayda alıp YouTube kanalı işte ee, yapıp, sadece YouTube ile finanse edilebilir bir şey mi bu? Şu an bilmiyorum abi. Benim zamanımda, benim başladığım zamanlarda... neredeyse evet öyleydi. Hmm. Çünkü çok az kişi bunu yapıyordu ve hmm. o... çok az kişinin içerisinden de... sıyrılman bir nevi kolay oluyordu yani. Ama şu an o kadar çok yapan insan var ki... Ve birçok insan da ister istemez birbirinin aynı şeyi yapıyor. İşte sokağa çıkıp bugün buraya gidiyorum, bugün buraya gidiyorum diye video çekiyor. Ve yani farklı bir şey yapmadığın sürece şu an gerçekten farklı bir şey yapmadığın sürece... ...bence çok kolay değil direk oradan para kazanarak yolculuğuna devam ettirebiliyor Doğru. olmak. Birazcık paraya hiç gerek var yani bir Hı. şekilde para biriktirip öyle çıkmak gerekiyor. Ama onun dışında bence. gittiğin yerde de para kazanabiliyorsun Tabii kadarıyla. Ya para kazanma konusunda şöyle söyleyeyim sana, para kazanabilirsin. Yine bu ne mesela grafik tasarımcısındır. Para kazanabilirsin. Gidersin hmm. menü yaparsın. İşte logo yaparsın, bir şey yaparsın. Biraz girişken olman lazım. Konuşman lazım. Mail atman lazım insanlara. Ya da işte web sitesi yapabiliyorsundur. Ben böyle insanlarla tanıştım. Gidersin işte hostellere, otellere. Belki para kazanamasan bile işte onun web sitesini yaparak bir ay boyunca orada yemeni içmeni falan karşılayabilirsin direkt para olarak karşılığını alamasan e, alamasan dahi ee, ama yolda şunu yapabilirsin, bunu kolaylıkla yapabilirsin. Emeğinin karşılığını para olarak değil de... işte ...konaklama ve yemek olarak alabileceğin... ...bir sürü internet sitesi var ve direkt bunu insanlara gidip yüz yüze söylediğin zaman da... ...insanlar bunu kabul ediyorlar genelde. Vay be. Evet. Neler yaptın mesela? Buradan evet. gitmeden önce ben, işte bizimkileri söyledim bu durumu, onlar okey dediler. Ee, Brezilya'ya gittim ben. Uçak bileti de şöyle oldu. Benim uçak biletim de bedavaya gelmişti o zamanlarda. Babamın yıllardan beri kullandığı kartın tam <laughs> 40 bin mil birikmiş. O zaman da 40 bin mille Brezilya'ya uçak bileti alabiliyorsun. Abi. Tak uçak biletini de öyle aldık. Ben gitmeden Brezilya'da, São Paulo'da işte başkent. Buradan direkt uçuş olan e, şehri Brezilya'nın. O work üzerinden birçok yere yazdım. İşte böyle böyle. Ki benim o zamanlar İngilizcem neredeyse hiç yoktu. Bir arkadaşım yardımcı oluyordu bana maildir. Yani her şeyimi o yazdı diyebilirim ya da Google Translate ile falan. Hı. Yazdık böyle şu durumu. Sen İngiliz... de dil de dilde bilmeden gittin öyle ben mi? Ben çok az dil bilerek gittim Hı. abi. Ya İspanyolca ya, Port ya Portekizce hala konuşamıyorum. İspanyolcam hiç yoktu yani sıfırdı Hı. İspanyolcam. İngilizcem Hı. de yani her sabah orada uyandığımda ilk gittiğimde üf ya yine İngilizce ile yi, evet, çırpacağız <laughs> falan. Yine bir, bir, şeyler söyleyecekler İngilizce falan diye böyle geçti ilk bir ayım mesela. O kendini toparlaması o, da zor oluyor İşte evet. gittim abi ben oraya şey yazdım bunlara. Mail attım ben San Paolo'daki birçok şeyi hostele dedim işte abi ben böyle böyle İngilizcem çok iyi değil ama işte bu işleri yapıyorum. İşte foto işte radyo televizyon sinema okudum, fotoğraf işte video falan böyle şeyler de yardımcı olur. Temizlik yaparım, işte ne bileyim resepsiyonda dururum. Hani bana verebileceğiniz en basit işlere bile okeyim dedim. Onlar da okey dediler. Tamam gel. Biz onlarla bir aylık anlaştık. Ben bastım gittim abi şeye Brezilya'ya. Orada işte tuvalet temizliyordum. Akşam gece şiftini bana verdiler hostelde. Üç şift. Hmm. Sabah, öğle ve akşam. Akşam ben yanlış hatırlamıyorsam sekiz gibi falan başlıyordum. Sabah altıya kadar. İşte herkes çekilince bir işte tuvaletler. Tuvaletler. Ortalığı falan temizliyordum, böyle mutfağı falan temizliyordum, sabah hazır hale getiriyordum hosteli. Hı hı. Sonra 12 deyince de kapatıyordum kapısını. Ya kimse gelmiyor zaten. Zil çaldıkça açıyordum kapıyı. Öyle bir bir ay orada akşamları öyle çalışarak geçirdim. İşte yavaş yavaş orada dil öğrendim. Ee, i̇şte daha hiç ondan önce yurt dışına böyle çıkmamıştım. Onun da bir üstünde bir ürkekliği oluyor. Hı hı. O ürkekliği yavaş yavaş attım. İşte tam YouTube olarak gitmişsin kafanda ama hani bir yandan da artık burada bunalmanın da şeyle gittiğim için. Çok plan programlı da gitmemiştim. Hani işte YouTube'a neler yapabilirim falan işte nasıl içerikler üretebilirim? Onun birazcık işte kafa yorduğum bir, bir iki aylık bir süreç geçirdim San Paulo'da. Ondan sonra devam ettim. Ya resmen kendinle böyle yüzleşmişsin. Kendin, kendi kendine challenge etmişsin ve onu aşıp kendine bambaşka bir hayat yaratmışsın anladım. Öyle oldu ya şey... Bir, bir planla gitmiştim kafanda ve o plan tuttu yani abi. Anne ben ya da işte kanka ben dünyayı gezeceğim o yüzden çantamı alıp gidiyorum dediğin zaman insanların aklına nedense hep böyle bir güvenlik kaygısı geliyor. Sanki evet. böyle dünyanın Türkiye okey güvenli bir yer hı hı. ama geri kalan her yer çok tehlikeli yerlermiş gibi. Şöyle genel olarak baktığın zaman dünya tehlikeli bir yer mi abi? Yani neresi olduğuna göre değişir abi. Dünya aklımızın, hayalimizin alamayacağı kadar tehlikeli olabilecek bir yer. Hı hı. Gerçekten çok kötü insanlarla beraber yaşıyoruz. Ee, ama bir yandan da o kadar da tehlikeli değil. Yani ülkesine göre değişiyor öyle söyleyeyim sana. Sen gittiğin en tehlikeli yer. yer, yer Beşine kadar gittiğim en tehlikeli yer Kolombiya'ydı. Yani okay. Kolombiya'da yani güne, benim gittiğim yerde ailemin böyle kaygıları vardı ilk gittiğim yerde. Ben Güney Amerika'ya gittim çünkü. <laughs> <İşte> Brezilya, <laughs> Kolombiya, işte ne bileyim Narkozdan bildiğiniz narkoz, üzere. Narkoz, narkoz. O zamanlar böyle o diziler <laughs> falan da yeni çıkmışlar. Ve Kolombiya gerçekten tehlikeli bir yer. Ben Kolombiya'da silahlı soyguna uğradım. Ciddi misin? Bıçaklı soygunu uğradım. Ne Tabii canım. ya? Ben şimdi biraz gezdim falan Güney Amerika. Hemen kısaca bir Güney Amerika'yı anlatayım mı Tabii. neler yaptığımı? Hemen oradan Hı. şeye geleyim. Kolombiya'ya geleyim. Ben Brezilya'ya gittim. İşte Brezilya'da birazcık çalıştım. Ondan sonra e, Paraguay'a geçtim. Otobüsle. Paraguay'da da birazcık takıldım. Sonra ben otostop çekmeye başladım abi Paraguay'dan. Paraguay, Uruguay, işte Arjantin, Şili, Bolivya, Ekvador falan buraları otobüs, otostop işte gönüllü olarak çalışarak falan böyle bir buçuk iki sene içerisinde Kolombiya'ya kadar çıktım Medellin'e kadar. O dönemde de böyle Türk bisikletle gezen insanları çok takip ediyordum ve acayip özeniyordum böyle. Çünkü tam böyle özgürsün, istediğin yere gidiyorsun, istediğin yerde duruyorsun, işte hiçbir şeye bağlı değilsin falan bisikletle. Brezil O Medecin'de de bisiklet evi diye bir yer buldum ben Medecin abi. şey değil mi abi? Tam ee, Escobar'ın memleketi. Aynen öyle evet. abi. <laughs> Onun Van, böyle okay. dışında da ormanların içinde bir tane adam bisiklet tutkunu bir adam bir tane köy evi var bunun. İşte böyle iki evden oluşan bir arsası var. Tamam <laughs> Bunun bir tanesini bisikletçilere ayırmış bu adam. Yolu oradan düşen bisikletçiler geliyorlar oraya. Komün bir hayat var. Kimseden <laughs> para almıyor adam. Yani, Temizlik yapıyorsun, yemek yapıyorsun, evi çeviriyorsun işte böyle işte neler yapılması gerekiyorsa yardımcı oluyorsun adam evde. Orada da geliyorsun kalıyorsun işte. Duşmuş falan oluyor. Bunlar bisikletçiler için çok büyük şeyler. Ee, bir de atölyesi var. Bisikletin bozuksa eğer onun kendi atölyesini kullanarak tamir edebiliyorsun. Böyle bir alan yaratmış adam insanlara. Hmm. Ben oraya gittim. İkinci el bir bisiklet aldım orada kendime ve hayatımda ilk defa işte böyle uzun bir yola çıkacağım bisikletle. Ondan önce kısa kısa bisiklet sürmüşüm. Ben çıktım abi bir şekilde kendime rota oluşturup şeyden medecinden kuzeyine Panama'ya doğru bisiklet sürüyorum bir gün. Boskonya diye bir yerindeyim böyle iç Anadolu'su gibi bir yer şeyim e, Kolombiya'nın ve işsizlik Kolombiya oranının <laughs> gerçekten Kolombiya'nın bozkırı. işsizlik oranının en yüksek olduğu yer, işte böyle uyuşturucunun çok yüksek genç işsizler arasında çok yaygın olduğu bir yer miş yani ee, işte ben böyle dağlarına birazcık daha şeye geçiyorum gezi, e, köylerin dışına çıkıyorum daha ara yollardan falan gitmeye çalışıyorum daha uzak yollardan işte orada jandarma durduruyor işte yani dikkat et burada ELN falan var Oranın PKK'sı gibi tamam, yani dikkat et burada işte çantalarımı falan arıyorlar böyle dağın ortasında falan böyle öyle bir yer abi burası i̇şte bisiklet sürüyorum akşam yorgunum sağ sola bakıyorum İki tane çocuk yolun kenarından çıktılar böyle. Bir algılayamadım artık. Bir tanesinin falan suratı da böyle şeyle maskesiyle kapalı. Hmm. Bisiklet içlerine doğru böyle girdim. Ya dedim <laughs> bunlar beni soyacaklar derken ikisi de koluma girdiler benim bisikletle. Böyle bir şeyini çıkarttı. Ee, tişörtünü şöyle gömleğini yukarıya doğru kaldırdı silah kabzasını göster. Yani böyle silahı alıp da bana hmm. eşyalarını ver demedi... Ama Kolombiya'da öyle bir yer dedi. Birisi sana kabzasını hmm. gösterdiği zaman böyle işte narkozdaki o limon gibi çocuklar gelip de <laughs> yaptığı zaman bir elin ayağın titriyor. Korkuyorsun yani Tabii. abi. Dedi ki telefonunu ver bize. Tamam dedim. Önde bir tane çantam vardı benim. Çantayı açtım. Şeyi vereceğim. Telefonu çıkarıp vereceğim attılar çantanın elini ellerini ve ne varsa aldılar içinde. İşte cüzde o da benim salaklığım. Normalde paranı falan bölmen gerekiyor bisikletin hmm. çantalarına. Daha ilk başladığım zaman bilmiyordum orada işte. Ha bütün param cüzdanımın içindeydi yani değerli her şeyim oradaydı Ayda. pasaportum hariç. Abi cüzdanımı cüzdanımı falan aldılar, şeyi aldılar, e, telefonumu da aldılar, vın geldikleri yöne doğru kaçtılar. Hiç para kalmadı cebimde. Bulunduğum yolun 500 metre gerisinde de bir polis istasyonu var. Tamam mı? Oraya gideyim polis var. Polis karakolu var. Oraya gittim. Kapıyı çalıyorum, çalıyorum. Bağırıyorum. İşte soydu İspanyolca da konuşuyorum o zaman. Çok iki sene falan kalmışım zaten. Yani bağırıyorum işte yardım edin, yardım edin falan abi böyle bir yarım saat, 15 dakika falan böyle kimse çıkmadı şeyin içinde. En son bam 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 vuruyorum kapıya. İçeriden böyle bir polis çıktı. Böyle tam Latin gevşekliğiyle böyle Aaah! dedi. işte dedim abi, "Çal bizim eşyaları çaldılar." falan. Atladık abi işte bunların minibüsüne. Aradık çocukları. Tabii ki doğal olarak bulamadık. Bir gece ben orada kaldım. ...işte yemek yemek falan verdiler bana. En yakın işte Western Union'a işte ya da para çekebileceğim... kartsız para çekebileceğim bir yere gitmem lazım. En yakın şehirde iki gün uzağım. Yani iki gün bisiklet sürmem gerekiyor. Ee, oraya kadar. Hiç param yok, bir şeyim yok böyle cebimde. Neyse çıktık ben yola. İşte, ya bir şekilde gidilir. Yani insanlar yardımcı oluyorlar aslına bakarsan. Çıktık abi işte yolda gidiyorum. Birazcık şeyim de var yanımda. Ee, yemek pişirebileceğim bir ocağım, pirincim, tombalığım falan var yanımda. İşte yolda gidiyorum. Yani, muz satan birilerini görüyorum bahçesinden toplamış. Diyorum işte dün eşyalarımı çaldılar. İşte, i̇şte, muz yemek istiyorum ama işte diyorum hani param da yok diyorum. Aa diyor olur mu diyor işte bir tane böyle koca muzu veriyor sana. İşte bir gün öncesine Kolombiyalı birisi eşyalarını çalmış. Ertesi gün adamlar seninle orada bir şeylerini de paylaşıyorlar. Hani Kolombiya tehlikeli, gördüğüm en tehlikeli yerlerden birisi ama çok yardımcı olan insanlar da oldu. Yani böyle tam şey de dememek lazım yani bence bir ülke için. Çok tehlikeli ya da işte böyle. Genel bir yargıda da bulunmamak lazım. Neyse ver aslında kelam. Ben sürdüm abi bisikleti. Ertesi gün oluyor bu. Yine akşam yol kenarına bir yer buldum. Bisikletimi koydum, çadırımı da koydum. Hemen polis karakolunun yanına koydum bu sefer. Polislere de dedim ki bakın dün akşam benim eşyalarım çalındı. Ee, iyi değilim yani psikolojik olarak da iyi değilim çünkü ee, buradayım yolun karşısındayım hani bana bakın gözetleyin beni dedim hani bir şey olur falan ben çadırımı kurdum abi girdim içine çadırın uyuyorum gece öyle bir ses ya. geliyor ve yüzümde böyle şey hissediyorum bir hani rüzgar ama böyle sinsi bir rüzgar anladın mı el böyle korkak korkak bir şey geliyor ...yüzümden. Ulan ne oluyor dedim. Gözümü bir açtım abi böyle. İki tane el çadırın Yuh. içinde. Şimdi böyle çadır doyuyorsun ya. Karşıdan kesmiş çadırı. Yuh. İki tane el... Um, ...o eşyalarımın olduğu çantayı... ...tutmuş böyle. Onu alıyor. Onun içinde de geri kalan artık... ...bütün değerli şeylerim var. Dronum, pasaportum... ...hani o gitmiş olsa gerçekten... ...tamamen dipteyim yani. Abi uyandım... Eli gördüm böyle Allah'tan uyandım yani yoksa çok ağır uyurum ben. Tekme attım eline aa işte yardım edin bana falan diye bağırıyorum abi. O, birden çıktım çadırın içinden. Çocuk böyle karanlığın içine doğru kaçtı birisi. Allah'ım diyorum gitti yani her şeyim. Tamam işte bağırıyorum polise gidiyorum çalındı eşyalarım falan. Neyse polis geldi birazcık aradık falan. En son benim çantayı bulduk bunun alıp götürdüğü çantayı korkudan atmış orada tamam çok orada çok bir ya. içim ferahladı. Neyse çocuğu buldular sonunda orada. O dönemlerde böyle işte... Venezuela'dan çok göçmen oluyordu oraya. Bunların Hı. işte bir dönemi olduğu... ...Amerika ambargo mambargo uyguladı Maduro'ya. Çok Kolombiya'ya falan geliyorlardı. Oradaki çocuklardan bir tanesiymiş. Bunu buldu polis. Bir şey de demedi işte. İki tokat attı gönderdi aslına bakarsan çocuğu. Hı. Yani peş peşe iki gün böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi anlattığın zaman böyle çok etkilemiyor ya da böyle çok insan anlayamıyor böyle şeyleri anlattığın zaman. Ama düşünsen iki gün hiç bilmediğin bir yerdesin. Tabii Bisikletle yeni yola çıkmışsın. Bir hafta olmuş. İşte bir gün önce böyle silah görmüşsün. Ertesi gün çadırın kesilmiş ve eşyan çalınıyor. Yani o hırsızla falan yüz yüze gelmişsin. Hmm. Böyle bir garip bir böyle sinsi sinsi bir hırsızlık falan böyle ertesi gün hemen bisiklet hızlı o gece yani beşte bisiklet sürmeye başlayıp o işte şehre gidip bir böyle bir bir ay falan yani bir iki hafta falan bir sadece kendimi dinlediğim bir süreç olmuştu mesela Kolombiya biraz tehlikeli. Şehirlerinde soygun uğradım Kolombiya'nın bıçaklı soygunu. Aynen öyle. Gece işte bir yerden çıktık böyle bir eğlenceden çıktık bir arkadaşım vardı. Onunla beraber geziyorduk o dönemlerde Remi diye. <laughs> bir ara sokağa girdik çocuğun birisi geldi işte bıçak çekti abi. Arkamızda böyle tam da kaçabileceğimiz bir yerde de değildik. Ve <laughs> ver telefonu falan. Yine telefon vardı. Bana değil bu sefer. Arkadaşımdan istedi. Biraz da sarhoşuz. O da dedi ki, ya diyor bu diyor pahalı bir telefon değil diyor ya 300 300 dolar falan ederdi. 300 dolar inanılmaz bir para yani. O tamam. adam için devam dedi, Ver baba sen telefonu yani. Canından olcana verdik. Ondan sonra topuk oradan da kaçtık. Yani Kolombiya'da birazcık gözlerinin açık olması Peki, gerekiyor. Abi. bütün bu parayı kaybettikten telefonunu da kaybettin. Yani Hı. nasıl toparladın abi sonra? Bu telefonu ondan sonra çok kötü bir telefon aldım zaten kendime. Yani böyle nasıl söyleyeyim sana? Ya yani 50 dolarlık ve Hyundai evet. diye bir telefon aldım. Duydum mu hiç? Yani ya. hiç bir, 1 megapiksel kamerası <laughs> olan falan bir telefondu. Ondan sonra işte bir bankada falan para vardı. Bizimkilerden biraz istemiş şimdi yani destek o dönemde bir sonraki ödememin olduğu zamana kadar falan abi. Öyle geçirdim yani onu. Kart geldi Türkiye'den bana. Hande diye Hale diye bir arkadaş var. Hale Sargın. Kolom, Latin Amerika'da. Sağ olsun o da ...Türkiye'den Kolombiya'ya geliyordu o sırada tam. Aa ne güzel. Aynen öyle. Bizimkiler benim kartı gönderdiler. O işte Kolombiya'ya getirdi. Erkek arkadaşı hmm. işte gönderdi falan. Öyle bir süreç geçirdik orada o abi. kartın olduğu da. Büyük macera ya. Mesela orası tehlikeliydi. Hmm. Ondan sonra... E, ...on... ...pardon 9 ay Güneydoğu Asya'daydım abi. E, ve Güneydoğu Asya'da kız arkadaşımla beraberdim... Hiçbir problem hissetmedim yani abi. En ufak, yani, hiç aklımızda... Yani. ...şuraya da kursak mı dediğimiz bir yer olmadı mesela çadırımızı. Nereye istersek oraya kurduk çadırı işte. Genel olarak suç oranı mı düşük? Orada yoksa? Abi... ...genel olarak suç oranı düşük bir de... ...Latinler biraz daha böyle bir... ...böyle daha hareketliler yani böyle anladın mı? Ne, ne bileyim böyle... Sokaklara çıkıyorsun böyle işte danslar manslar falan hani böyle yaşıyorlar, sokaklarda falan yaşıyorlar. Biraz da Asya'da böyle saygı falan çok önemli insan. Hmm. Ben birbirine... Kolombiya'da sokakta yumruk yumruğa kavga eden 30 yaşında adamlar görebilirsin mesela böyle. Ben hiç birbirine bağıran insan Tayland'da görmedim mesela işte. Kamboçya'da, Laos'ta böyle bir şey. Daha sakinler, dinle de alakalı Budistlik herhalde. Abi. Budistler abi, Budizm insanları gerçekten... çok sakinleştiren, barışçıl bir dil yani. Hmm. O zaman biraz daha pozitif bir şey konuşalım. Ee, şahsen benim de en çok merak ettiğim şeylerden biri. şimdi gittiğin ülkelerin geleneksel tatlarını da tadladığını Hı -hı. E, umuyorum. Hı -hı. Ee, şimdi gittiğin ülkeler arasında Türk mutfağını da içine katarak böyle bir sıralama yapabilir misin bize öncelikle? Yapayım ben bence Türk mutfağı bir numarada. hani böyle Hı -hı. Gel, izleyenlerin ya da dinleyenler hoşuna gitsin diye söylemiyorum. gerçekten Türk mutfağı çünkü böyle her şeyin işte ne bileyim Ermeni yemeği de var, Arap yemeği de var, işte Rum yemeği de var işte içerisinde. Hani böyle hep karışmış işte Türk yemeği her şey iç içe girmiş. Hı hı. Zeytin yağlısından tereyağlısına işte otundan etine her şeye bulabildiğin bir mutfak Türk mutfağı. Benim de o yiyerek büyüdüğüm bir mutfak benim için en iyi mutfak Türk mutfağı. Onun haricinde Tayland çok iyi abim. Yani böyle bir iki üç diye bir sıralama yapamam ama Tayland çok iyi. birçok yemek Tayland'da her gün işte 3 ay kaldın mesela Tayland'da. Her gün başka bir yemek deneyebilirsin Tayland. Hmm. O kadar çok var. fazla yemek var Tayland'da. İşte değişik garip garip sosları. Senin neydi favorilerin? Böyle ekşi hmm. lemongrass diye bir şey var. Hmm. Bir ot böyle bir ince bir pırasa gibi düşün ama böyle sert böyle çiğneyip de yutabileceğin bir şey değil. Hmm. Ee, böyle çok keskin, ekşi şey gibi, limon gibi bir tadı var. Onun tadının baskın olduğu işte domatesli soğanlı bir e, çorba, karides hmm. çorbası benim favorilerimden birisiydi. Masaman köri diye bir şey var abi, dünyanın en iyi yemeklerinden bir tanesi. E, tarifini de yanlış şimdi şimdi ama yoğun bir kaju, hmm. e, işte inceden bir yer fıstığı, böyle bir krema gibi böyle turuncu bir sosun içerisinde e, tavuk. İşte pişmiş tavuklar falan, iyi yapan bir yeri bulursam böyle... ...süper bir yemek şey... ...Maslaman köri. Böyle köreleri var Hint mutfağı gibi. Hmm. Hint mutfağından esintiler daha doğrusu. Bunlar güzel. İşte kızarmış pilavları var. yani Süper. Yani normalde insanların Türkiye'den gittiğinde acaba yemek yiyebilir miyim, yemez miyim, yiyecek yemek bulabilir miyim falan... ...Tayland'da abi işte fried rice... Ee, kızarmış pilav, falan şeyler değil mi? Süper abi içerisinde yumurta, tavuk, işte, sebzeler falan kızartıyorlar. Soya sosu birazcık da içine. Wok'ta kızartıyorlar. Onun, aynen öyle. Wok'ta kızartıyorlar. O çok güzel. Onlarca Hint mutfağı çok iyi. Yani çok çok başarılı <laughs> Hint mutfağı. Körüleri falan çok güzel. Ee, Peru güzel. Peru ya Peru'da Peru nasıl da... yemekler var? Ha? Nasıl yemekler var? Aa, Peru birazcık daha böyle işte <laughs> Ant dağlarına gittiğin zaman biraz daha böyle işte alpaka, lama ya da böyle et. ...yiyebileceğin yemekler varken biraz lama daha... Lama eti mi? Hı? Lama eti mi? Lama eti var. Bunu, şey için Bunu deneyebilirsin. Her yerde ha. lama eti satılmıyor. Her ha. yerde bulabileceğin <laughs> bir şey değil. Ama deneyebileceğin tatlar bunlar. Özel restoranlara gidip yiyebilirsin bunları. <laughs> Onun haricinde... ...Peru'da şöyle... ...merkadolar var abi Peru'da. Bunlar işte... ...pazarlar gibi düşün. Böyle köylü pazarları gibi düşün. Hı <laughs> Orada bütün merkadolarda yemek bölümü var ve Perilularda yemeklerini orada yiyorlar. Böyle 2 dolara, 3 işte dolara koca bir e, kasede içinde böyle löp, işte kemikli bir etin bulunduğu, işte e, patatesli, sebzeli, böyle bol kişnişli falan bir çorbanın yanında gene işte bir pilav, birazcık kızarmış sebzeler ve böyle gene yoğun etli bir, ...yemeğin bulunduğu ve yanında da... ...işte bir içeceğin bulunduğu bir menü alıyorsun... ...genelde. Hmm. Ee, bunların yanında verdikleri Loma Saltado... ...diye bir yemekleri var mesela. İşte biraz da... ...kırmızı eti... işte uz ...pişirdikleri ama şu an böyle bir... ...sosunu da anlatamıyorum sana ama... ...çok güzel yemekleri var. Seviçesi çok iyi Perun'un. Çiğ balık hmm. aslına bakarsan soğanla şey yaptıkları. Bizim gibi biber dolmaları var. Va. E, Paparazziano diye bir tane yemekleri var. Sokak yemekleri işte... Bizim içli köfte gibi ama dışı patatesle hmm. çevrilmiş falan böyle. İşte Ant Dağları'nda daha çok et yerlerken daha böyle şey Pasifik Okyanusu tarafına indiğin zaman daha işte balık ağırlıklı falan yemek hmm. yedikleri bir şey var. Böyle çeşit çeşit yemek var Peru'da abi. Onun haricinde başka bu üçünü söyleyebilirim ya Tayland, Hindistan, Peru ve da Türkiye. Yi. Peki şimdi bütün bu mutfaklarda farklı lezzetlerden tattın, sevdiğin evet. şeyler de oldu Mesela Yiğit şu an Türkiye'de, Kocaeli'ndeki evinde... ...şöyle kalkıp da bir... Ee, ...o efendim şöyle bir kendime kung pao tavuk yapayım falan diyor musun? Yemiyorum yani ya. Senin menüne girebilmiş yemekleri var mı? Ne bileyim, yumurtalı pilav falan yapayım diyor musun? Onları yapıyorum, onları yapıyorum da şimdi bu yemeklerin birçoğunu <laughs> yapabilmek için... Ee, işte özel baharatlar falan yapmak gerekiyor. Benim de şimdi kendime ait bir evim olmadığı için kendime hmm. ait bir düzenim de olmuyor yani böyle bu baharatları falan alacağım. Ee, onun için yapmıyorum. Ama kendi evim olmuş olsa ve orada bir düzenim olmuş olsa işte baharatından yağına falan filan yani kesin yaparım. Haftanın iki günü şey öyle <laughs> yemek ne yaparsınız? yaparım. Nasıl yaparsın? Canın çekiyor mu hiç oradan yemekler? zaman köri çekiyor abi. Bir <laughs> Nepal'den bir dal bat çekiyor mesela. Nepal'de Dalbat diye bir yemek var Nepalileri gördüm gördün mü sürekli Dalbat diyordun evet Çok abi bir ve <laughs> beni bırak Nepalliler sabah öyle akşam 80 yıl boyunca falan Dalbatla besleniyorlar Allah Allah. sadece aynen neydi be bilmeyenler için Dalbat şey. şöyle bir şey ee, Dal yeşil mercimek demek Bat da pirinç demek aslına bakarsan yeşil mercimek ve pirinç hmm. bu yemek yeşil mercimek bizim yeşil mercimek çorbası gibi düşün ama daha böyle koyu, daha yoğun bir yeşil mercimek çorbası. Yanına bayağı pilav, hiçbir şeysiz bir pilav. Sade pilav. Hı hı. Ee, onun yanına da genelde ya köri dedikleri şey, yani işte böyle soslu sebzeler. Hı hı. Bazen onun içerisine işte bir keçi eti koyuluyor. Bazen tavuk koyuluyor. Bazen yumurta koyuluyor. İşte böyle turşular, onların kendi turp turşusu oluyor genelde yanında. Ee, ya da... Onun yanında da lahana, kara lahana gibi bir şey böyle bir tabağın hmm. içerisinde sundukları bir şey. Öz güzelliği Dalbat'ın bir yere gittiğin zaman, Dalbat yediğin zaman sipariş veriyorsun. Geldi Dalbat, yedim, hmm. bitirdim mesela Dalbat'ını. Bir tabak daha isteyebiliyorsun ve Doğru. bu, o, yani bir ücret bir kere para veriyorsun. Hani iki tabak, üç tabak falan yiyebiliyorsun. Ben Onun da. için çok iyi. Dağlarda falan işte Nepal'de de bu insanlar yüksek rakımlarda ya da işte böyle yürüyüşler, müdüşler falan çok oluyor böyle doğa aktiviteleri. Hı hmm. Et de bulmak zor oluyor oralarda işte. 5000 metreye gitmişsin, 3000 metrede yaşıyorlar adamlar. Et de yok oralarda. Yani bütün proteinini oradan karşılayabiliyorsun. Karbonhidrat, karbonhidrat oradan karşılayabiliyorsun. Vücudunun iste istediği, ihtiyacı olan her şey aslında o menünün içerisinde mevcut. Geçtiğimiz 3 senenin 9 ayını Nepal'de geçirdim ben. Ee, çok yakın arkadaşlıklarım var. Yani orada iş yaptığım insanlar da oldu. Turmur falan düzenledik orada ee, yani çok iyi arkadaşlıklarım orada oldu orada. ...Dasein diye bir festivalleri var... ...Nepal'de... E, ...bu festival bizim... ...Kurban Bayramı'nın... ...Hinduizm'deki muadili... Hmm. ...diyeyim sana... İnsanlar bir araya geliyorlar... ...aileler toplanıyorlar ve... ...keçi kesiyorlar... ...ya da işte bufalo... ...kesiyorlar... ...orada... ...bayağı Kurban Bayramı... <laughs> ...bayağı Kurban Bayramı aslında... Bakar. ...tam bir Kurban Bayramı yani... ...bilmem sen hiç, hiç... ...Kurban Bayramı işte böyle kurbanın kesildiği falan bir yerde tabii ki canım. benim çocukluğumda şöyleydi biz kurbanı bahçede keserdik tabii aynen ee, ondan sonra da hayvanı derisini falan yüzerdik böyle yani evet. ben 8 9 yaşlarımda hayvan derisi yüzdüğümü falan hatırlıyorum böyle hmm. tamam mı işte herkes toplanırdı evde Samsun'da köyde i̇şte babamın amcaları <laughs> teyzeleri mezeleri falan böyle cümbür cemaat bir evde toplanırdık abi kurban bahçede bir çukur açılırdı ...oraya kesilip kana oraya akıtılırdı... ...ondan sonra keserdik, <laughs> yerdik falan... ...böyle bir Aha. şeyde büyüdüm ben... ...orası da aynı... ...herkes toplanıyor, cümbür cemaat köyüne gidiyor... ...ama oranın köyü şöyle... ...çok uzak köyleri... ...ulaşması çok zor köylere... E, ...yol yok... ...Nepal'deki en büyük problem yol yok... ...yani mesela... ...ben 200 kilometrelik yolu... ...böyle 16 saatte falan gittiğimi biliyorum of. yani... ...18 saatte gittiğimi falan biliyorum... ...şeyde Nepal'deyken... ...yol olmuyor, kaza olmuş oluyor... İşte bir şey oluyor, gidemiyorsun yani Nepal'de. Bunlar zorlu bir yolculukla gidiyorlar köylerine. Bizi de davet ettiler oraya. Tamam gelin hadi bir hafta beraber kalalım dediler. Köyde abi Manaslu diye bir dağ var. Dünyanın en büyük yedinci dağlarından birisi. Dünyanın en büyük yedinci dağı. Bunun tam eteğinde köy. Ama öyle guavalar, mangolar falan, tropikal meyvelerin falan da olduğu bir yer böyle. İşte bizi götürdüler köye. Köyde abi elektrik var ama böyle sadece işte televizyon için ve ışık için kullanılan bir elektrik var. İşte buzdolabı yok. Hiç kullanmıyorlar buzdolabı. Çünkü buzdolabına koyacakları hiçbir şey yok yani orada. Ee i̇şte bakkaldan işte makarna falan alabiliyorsun. Böyle market falan yok. Bayağı uzakta bir köy burası. Gittik biz abi oraya. Bir hafta onlarla beraber kaldık. İşte Dalbat'ı anlatıyorduk. Oradan geldim. Şimdi Dalbat'ta normalde bir yani yeşil mercimek ve ee şey var, pilav. pirinç pirinç pilavı var. Bu insanlar bütün bir yıl boyunca yeşil mercimek ve pilav yiyorlar. yanına da biraz işte bir sebze, meyve bir şeyler bahçelerinden topladıkları. Keçi kesiyorlar bu Dasein Festivali'nde ve keçiyi kestikten sonraki bir hafta boyunca da Sadece keçi etiyle dalbatı yiyorlar. Ondan sonra gene eski düzenlerine geri dönüyorlar. Yani asıl o yeşil mercimek ve şey kalıyor, sabit kalıyor pirinç hmm. pilavı. Ondan sonra, e, on, onun içerisine başka bir şeyler ekleyerek... Yani yeni bir yemek yapmıyorlar aslında bakarsan. Hmm. Şey çok garipti orada. E, işte. Bir mangal kurbanı... yapmıyorlar. He? Ayıp ediyorlar. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> kurbanı kesme şeyleri, tarzları çok garipti. Hani bizde böyle kafanın altından, boyundan kesersin. Aha e, ee, işte direkt buradayı kesip birazcık hatta kafayı koparmadan da biraz bekletirsin hayvanın canı çıksın diye. Abi bunlar da samuray gibi böyle bir kılıçları var. Böyle bıçakları keskin bir bıçak ama böyle uzun bir bıçak. Keçiyi alıyoruz, alıyorlar. İşte iki kişi, bir kişi kafasından tutuyor şöyle. Bir kişi şeyden tutuyor, e, vücudundan tutuyor. İşte biri geliyor böyle. Nasıl böyle bir... Garip yani. Abi duruyor işte yerini ayalıyor. Oradaki tüylerini <laughs> falan böyle ince ince açıyor. Tamam o da tam böyle eti açıyor şey deriyi. Kaldırıyor kaldırıyor yukarıdan bir vuruyor abi böyle tık kafayla şey ayrılmış oluyor. Ve ondan sonra işte hayvanın canına çıkmasını falan bekliyorlar bana. Çünkü ben bizim mesela şey kestiğimizi söylediğimde böyle kestiğimizi söylediğimde onlar da onu çok garipsemişler. Nasıl ya hayvanın onlar kafasını tamamen an... koparmadan mı bekletiyorsunuz <laughs> cam mı çekiştiriyorsunuz Allah falan ya. demişlerdi. Güzeldi o... Mesela şeyle çok garip gelmişti bana. Kanını da topluyorlar abi hayvanın. Hmm. Bayağı hayvanın işte, he şöyle oluyor hatta kafayı kesiyorlar. <laughs> Keser kesmez hayvanın o kesik olan yeri bir tencerenin içine şey yapıyorlar. Bütün kan tencerenin içine akıyor hmm. ve ondan sonra o kanla da çorba yapıyorlar. Biz o Vay. çorbadan içmedik abi ama böyle bir şey vardı. Bizde kanakar gidermiş. şeyde de Fransa'da da var. Kan, kandan sosis ba yapıyorlar. Bak Ekvador'da bak biraz önce yemeğe konuşuyorduk. Ekvador'da bir yemek var. İşkembe çorbası. Çok meşhur. Ya Cuenca'da ya Bangos iki şehrinden birinde eee işkembe çorbası bayağı bildiğimiz işkembe çorbası ama böyle daha koyu bir işkembe çorbası, daha kıvamlı bir işkembe çorbası. Üstüne bir tane böyle yarım avokado koyuyorlar sıcak çorbanın içine. İlk defa ben avokadonun sıcak bir şeyle tüketildiğini orada görmüştüm. Onun üstüne de pıhtılaşmış dana kanı Vaay. serpiyorlar böyle abi ve işkembe çorbasını öyle içiyorsun. Kan bayağı tadı? kanlı kanlı. Ben Güzel ya, böyle şey gibi geliyor, demir şey geliyor zaten hmm. o kandaki. O bir tek de o hmm. yoğun demir tadını alıyorsun. Onun haricinde yani böyle kandan iğrenirim falan demiyorsan öyle yenilmeyecek bir şey hmm. değil yani. Ondan kan bayağı tüketilen bir şey ya. Evet, yani aslında düşündüğün zaman yani ette bizim aldığımız o tatta büyük çok büyük oranda kandan geliyor. Tabii, tabii. Aynen öyle. Biz de dolaylı olarak aslında kan tüketmiş oluyoruz yani. Şey muhabbeti de var ya, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani Türkiye'deki stekler çok i̇şte. Avrupa'daki gibi... Çok lezzetli değil çünkü biz eti kestiğimiz zaman bütün kanını akıtıyoruz evet ve yani Kan içinde kalmıyor, işte o kadar lezzetli olmuyor gibi. Kan bir lezzet veriyor yani. Olayı. Tabii kesinlikle. Ben Hı. katılıyorum... Öyle de gerçekten yani. kan tabii. Onlarda kan akıtma gibi olay olmadığı için... Ve bir, bir pişirme kültürleri de zaten... Evet. O kanı korumak üzerine olduğu aynen için. İşte ee, için... Aynen öyle. Bühürlüyorsun falan. Tabii aynen. İşte Nepalliler bunu öğrenseymiş. <laughs> Peki başka bir konuya geçiyorum. Ee, gittiğin ülkelerde hiç... Birine aşık oldun mu ya da romantik bir ilişki yaşadın mı? Yaşadım. Bence bunu birçok... Seyahat konulu birçok şeyde bunu insanlar merak ediyor ve kimse bunu konuşmuyor. Şu an kız arkadaşım var mı? Rahat Hayır, anlatabilecek şey misin? <laughs> <laughs> Yaşadım abi. Anlatmak zorunda değilsin. Yani şöyle söyleyeyim sana. Yaşadım ama velakin lakin... Hani oradaki olay her zaman... Bir orada gidici olduğun için... Hı -hı. Ee, hep biteceğini bildiğim bir şey oluyor. Ee, ve genelde de seninle devam etmiyorlar ya da yani herkesin kendi işi gücü oluyor hı hı. ya da benim kafam hiçbir zaman yola birisiyle o zamanlar için söyleyeyim. Yola birisiyle devam etmek üzerine hı hı. olmadığından dolayı hep böyle bitecek Bir ay sonunda ben yoluma gideceğim Sen işte burada kendi hayatını yaşamaya devam edeceksin olduğu için hı hı. daha böyle güzel bir aylık işte bir sürelik böyle arkadaş daha güzel arkadaşlıkların falan hı hı. olduğu içerisinde de tabii ki. Gönül bağının da olduğu ilişkiler. Oluyor yani. be. Peki şu an bir Amerika ve Kanada yolculuğu planlıyorsun, bildiğim kadarıyla. Planlıyorum. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Bisikletle. Ulaşım mi? olarak. Bisikletle, <laughs> <mi>? bisikletle yapmayı <laughs> düşünüyorum abi ee, Kanada'yı da Amerika'yı da. Ama bu biraz daha var bunu yani daha. <gülüyor> 2024 <gülüyor> hatta belki 2025. Inde. Motosiklet falan ister miydin? Yok istemem. Neden? Ee, biraz hızlı geliyor bana motosiklet. Ee, bisikletten çok çok daha hızlı yani. Doğal olarak hmm. günde 200-300 kilometre falan yapabileceğin bir araç. İkincisi işte bu kağıt kürek işleri beni birazcık hmm. düşündürüyor. Benzin var abi. Sürekli bir benzine şey yapmak zorundasın. Ee, mekanik olayları çok fazla. Bence motorla yola çıkacaksan motordan kesinlikle anlamak zorundasın yani. Tabii. Her şeyini tamir edemezsin ama ufak tefek işte filtresini ne bileyim hmm. işte ne varsa bujimi vardır ne varsa yani bir resmi vitesini, fren kolunu falan bu telini bunları değiştirmeyi bilmen lazım. Benim çok uzak olduğum şeyler. Hani öğrenmeye de böyle çok motive olduğum şeyler değil. Bisiklet bana güzel geliyor ya. Bisiklette herkesin yani bütün doğa şartları seni etkiliyor ve direkt birebir etkiliyor yani. İşte insanlarla direkt sana dokunabiliyorlar. Yani yürümekten bir tık daha hızlı bir şekilde hı hı. E, şey yapıyor. Gidebileceğin en yavaş ulaşım aracı. Hayatın direkt içerisindesin. E, bisiklet benim çok hoşuma gidiyor. Ya Daha günün sonunda beni daha tatmin ediyor bisiklet. Anladım. Aynen. Yani Amerika biraz uzun sürecek ama farkındasın. Bisikleti Biliyorum, yapacak. farkındayım. Amerika birazcık uzun sürecek. Ama yapan birçok insan var ya, çok insan var yani Hı -hı. yapan. Tabii. Peki bütün bu maceraların ardında bence çok doğru bir şey yaptın ve... ...dağcılık eğitimi almaya başladın Hı -hı. Yiğit. Gördüğüm kadarıyla son zamanlarda. Nasıl gidiyor, keyif alıyor musun? Güzel gidiyor. Ben çok uzun zamanlardan beri... ...uzun zamandan beri yani Peru'da başladım yürüyüşler yapmaya. 2018 Hı -hı. yılından beri gittiğim ülkelerde ilk baktığım şey hani böyle tarihi gezilecek yerlerdi, şehir merkezleriydi falandan öte oradaki yürüyüş rotaları oluyor aslında bakarsan. Hiking rotaları, kamp yapabileceğim, işte gün, uzun günlerce yürüyebileceğim rotalar oluyor. Ee, bunu bir tık daha ileriye taşımak istedim. Çünkü birçok bir ülkeye gidiyorum ve bazı teknik tırmanışların ama böyle çok fazla da işte fiziki şey gerektiren ya da teknik bilgi gerektirmeyen ama böyle inceden teknik bilgi gerektiren yerlere gidemiyordum bundan önce. E, bilmiyordum hiç bilmiyordum ve bir şey hiç bilmediğin zaman da onun rehberliğini alması bir yerden çok pahalıya geliyor. E, bu yürüyüş olayını bir tık daha ileriye taşımak istemiştim. Tabii şey dağcılığa al, almaya başladım. Bu yaz Aladağlara gittim. E, bir bir ay falan Aladağlarda kaldım. Orada işte it oturumu, işte küçük demir kazık zirvelerine çıktık. Hatta ee, videoları da var onun. He, onların, Koyalım istersen. Evet. <laughs> onların videoları da var şeyde YouTube'da. Orada bir yürüyüş yaptık. Aladağlar'da işte Transaladağlar yürüyüşünün bir bölümünü yaptık orada falan. Oradayken aa bak işte bu, yani şöyle söyleyeyim. İlk bu tarz tırmanışı denediğim yer Aladağlar oldu aslına bakarsan ve yapabileceğimi gördüm orada. Hani bile çok fazla korkmadığımı. Bir de işte bir seneden beri kaya tırmanışı falan başladım. Laos'tayken kaya tırmanışı eğitimi aldık. Ee, ekipmanlarını falan da tamamladım. Bir sene Amerika tırmanışı da yapıyorum. Yani i̇kisi birbiriyle çok bağlı. Ee, teknikleri de biliyorum birazcık kaya tırmanış tekniklerini. Şeye başladık şimdi dağcılığa. Türk e, Dağcılık Federasyonu onaylı bir eğitime başladım abi. Önümüzdeki hafta sonu sınavı var. Yaz dağcılık kursunu bitirmiş olacağım. Sonra Tabii. şubatta kış dağcılık kursu falan böyle bir iki senelik bir sürece başladım. Bu bütün yedi modülü var federasyonun bütün modüllerini bitirmek istiyorum önümüzdeki özellikle. Çok güzel. Bunu zaten sonra senin için böyle yepyeni bir macera Kesinlikle. alana edecek. Kesinlikle. Şey açıyor ya. Hani <laughs> bir de hani hep gidip bir yere tırmanmasan bile bu eğitimlerde sana sadece işte gidip zirvelere çıksan Everest'e çık. Everest e çık. <laughs> öğretmiyor. Doğada ne yapıyorsun? Nerelere kamp kurulur? İşte nasıl yürümen gerekiyor? Ekipmanlar. Nasıl zeminde? Tabii ekipmanlar, nasıl zeminde nasıl yürümen gerekiyor? Şimdi ben biliyorum birazcık. Ama hep işte deneyimleye deneyimleye beraber yürüdüğüm insanlardan duyduğum Hı. işte internetten YouTube'dan izlediğim kadarıyla hani böyle direkt bir okul gibi sistematik ve bir silsileyle bunu öğreniyor olmak e, güzel bir şey oldu benim için. Zirve hayalin ya da fantazim var mı? İşte işte Island Peak var Nepal'de ona çıkmayı isterim. Hı. İşte Bolivya'da Uaina Potosi var oraya çıkmayı isterim. Bunlar böyle şey değil. Tırmanış teknik tırmanışlar değil. Bayağı yürüyerek çıkıyorsun ama 6000 küsür metrelerde hı hı. ya da işte bir gün şey e, Lenin pike çıkmak isterim. Benim sorularım bu kadar Yiğit. Zaten e, bir saat boyunca konuştuk ve hani sürekli dünyanın bir yerinden bir yerlerine gittik seninle beraber Anılarınla beraber teşekkür ederiz Ben Batının için dinleyicilerimize teşekkür ederiz. E, serimiz bu şekilde Yiğit gibi maceracı insanlarla bize ilham veren ve bize heyecanlandıran insanlarla devam edecek. Ee, lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bor şeker sundu.